Başbakan Ünal Üysel Başkanlığındaki Ulusal Birlik Partisi, Demokrat Parti, Yeniden Doğuş Partisi koalisyon hükümetinin ilk bakanlar kurulu toplantısı gerçekleştirildi. Saat 16.15 sıralarında toplanan bakanlar kurulu saat 19.30 sıralarında tamamlandı. İlk toplantının ardından açıklama yapan Bakanlar Kurulu Sözcüsü Dursun Oğuz, 32.214 sayılı özel hayatın ve hayatın gizli alanının korunması yasasında değişiklik yapılarak meclise sevk edildiğini ifade etti. Oğuz, ülkede gündemde olan petrol ve dövizdeki artışa bağlı olarak akaryakıt fiyatlarında bir değerlendirme yaptıklarını söyleyerek, ülkenin içinde bulunduğu durum ve alım gücünün korunması yönünde çalışmalar yaparak karar ürettiklerini söyledi. Sayın Ekonomi Bakanlığı'nın vermiş olduğu fiyatlara göre 95 oktan benzinde 3.90, 98 oktan benzinde 3.96, Euro dizelde 0.98, bir artış meydana gelmiştir. Ancak halkımızın alım gücünü korumak adına Bakanlar Kurulu bu artışı yapmayarak bir hafta süreyle bunun Maliye Bakanlığı tarafından karşılanması yönünde karar üretmiştir. Oğuz, akaryakıta herhangi bir zam veya fiyat artışı yapılmayacaktır. Maliye Bakanlığı bununla ilgili gerekli çalışmayı yapacaktır, dedi. Hükümet kurma protokolü içinde partilerin bakanlıklara göre dağılımı olduğunu ve bakanlıkların kadrolar tüzüğüyle bakanlıklara bağlı kurum ve kuruluşların önergelerinin de geçildiğini kaydeden Oğuz, ayrıca spor federasyonlarının 2022 yılı bütçelerinin onaylandığını da belirtti. Oğuz, 2022 yılı içinde Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında yapılan ekonomik, iktisadi ve mali işbirliği anlaşmasının da meclise sevk edildiğini vurgulayarak, Gazi Mausa Limanı'ndaki Kıbrıs Türk Liman İşçileri Şirketi'ne ilişkin kararı da açıkladı. 1976 Kıbrıs Liman İşçileri Şirketi yasasının tasfiyesine ilişkin yasa gücünde kararname onaylanmıştır. Bu çerçevede limandaki hizmetlerle ilgili bir ihale süreci başlayacaktır. Bu daha önce beklenen bir karardı. Bakanlar tarafından karara bağlanarak yürürlüğe girmiştir.